Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkı'na, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir içli bazlama tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 5 adet küçük boy patates kullanıyorum. Kabuklarını soyarak küp küp doğradım ve tencereye aldım. Üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Sonrasında da tencerenin kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve bir 15 dakika daha kaynatıyorum. Bu süre zarfında patatesler güzelce yumuşamış olacak. (15) dakikanın sonunda patatesleri kontrol ettim ve gayet güzel pişmişti. Hemen süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. Süzdüğüm patatesleri kaseye koydum. Şimdi 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tabii sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi iyice püre olması için eziyorum. Bu işlemi sıcak sıcak yapıyoruz. Böylelikle işimiz çok daha kolay oluyor. Güzelce ezdiğim patates pürem artık hazır. Onu soğuması için kenara alıyorum. Diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Hamurum için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında yarım paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Sizler yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket yaş maya kullanmanız yeterli olacaktır. İçerisindeki şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım ve şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Sıvı yağı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Sonrasında hamuru tezgah alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamur ne kadar yumuşak olursa bazlamalarınız da o kadar yumuşak olacaktır. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar karıştırarak toparladım. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Sonrasında hemen bezelerimi alarak hamurlarımı o şekilde dinlendirip mayalandıracağım. Hazırladığımız bezeleri bir 30 dakika oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Süre sonunda hemen bazlamalarımızı yapıp pişireceğiz.
Hamuru yeteri kadar yoğurarak hazırladım ve şimdi yuvarlıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullanıyorum ve sonrasında 6 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 6 tane bazlama elde ediyoruz. Şimdi kestiğim hamuru yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Tüm hamurlarımı yuvarladım ve hazırladım. Şimdi tepsiye bol miktarda un serpiyorum ve yuvarladığım bezeleri un serptiğim tepsiye alıyorum. Bu aşamada bolca un kullanıyoruz çünkü hamurlar mayalanacağı için kabaracak ve tepsiye yapışmasını böylelikle engelliyoruz. Bezelerin üzerine de bir miktar un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bezelerimi yarım saat boyunca dinlendirdim. Güzelce kabardı ve mayalandı. Hemen bir tanesini tezgah alıyorum. Kalanların üzerine poşette kapatarak kenara koyuyorum. Çok az miktarda un serptikten sonra hamuru yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamur o kadar yumuşak ve güzel ki bu aşamada ne oklava ne de merdane kullanmanıza gerek yok. Parmak uçlarınızla bastırmanız yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtım. Patates püresini de 6 eşit parçaya ayırdım. Tarifim için 300 gram da kaşar peyniri kullanıyorum. Rendeleyerek hazırladım. Hamura ilk olarak biraz kaşar peyniri koyuyorum. Sonrasında patatesi koyuyorum. En son üzerine yine bolca kaşar peyniri koyduktan sonra hamurun uçlarını ortada birleştirerek sıkıca kapatıyorum. Hamurun iyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında sızmalar olmasın. Güzelce kapattıktan sonra hamuru biraz daha elimle bastırarak yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Her yerini eşit şekilde açmaya ve iç harcını eşit şekilde yaymaya özen gösterelim lütfen. Bazlamayı bu şekilde hazırladıktan sonra bir bezin üzerine koyuyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını açıp hazırladıktan sonra iç harcını koyuyorum ve yuvarlıyorum. Hepsini bitirdikten sonra ilk yaptığımı hemen tavaya koyarak pişireceğim. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bazlamalarımın tamamını hazırladım. Şimdi ilk yaptığımı sıcak tavaya koyuyorum ve birkaç kez çevirerek yüksek ateşte pişiriyorum.
Hem hamurlar tezgaha yapışmasın hem de üzerleri kurumasın diye altına üstüne bez koyuyoruz. Bazlamanızın yumuşak olması için tavanın iyice ısınmış olması gerekiyor ve de birkaç kez çevirmeniz çok önemli. Böylece hem bazlamanın içi güzelce pişecek hem de yumuşacık olacak. Pişme esnasında gördüğünüz gibi kabarıyor ve ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Yeteri kadar pişirdiğim bazlamayı tavadan alıyorum ve üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Tereyağı hem bazlamanın daha yumuşak hem de daha lezzetli olmasını sağlıyor. Tüm bazlamaları aynı şekilde pişiriyorum ve hemen sıcakken üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Yumuşacık bazlamalarım artık servis için hazır. Hemen sıcak sıcak servis ediyorum. Bazlamanın ne kadar güzel piştiğini ve içerisini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem çok pratik hem de çok lezzetli. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.